Oracle'da select sorgularımızda, yani veriyi çekme sorgularımızda en çok ihtiyacımız olan sorgulardan bir tanesi, sorgu yapılarından bir tanesi filtreleme. Yani istediğimiz veriyi, istediğimiz verinin istediğimiz kısmını alma diyebiliriz buna. Bu filtrelemeyi SQL'de ver ile yapıyoruz, ver komutuyla. Bunun sintaksı burada gördüğünüz gibi select, yıldız ya da yıldız yerine kolon isimleri, daha sonra from tablo adı ve tablo adından sonra where filtresini uyguluyoruz. Daha sonra condition, yani ne üzerinde bir filtre uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bu şekilde bir sintaksı var. Temelde basit bir sintaks. Şimdi bu where filtresini ağırlık olarak tabii ki karakter ve sayısal, yani nümerik bazlı sorgularda gerçekleştiririz. Bu değerler üzerinde sorgu hazırlarız. Şimdi ilk olarak karakter bazlı bir ver filtresi örneği görelim. Select first name, last name, salary from employees. Buraya kadar standart sorgumuz belli zaten. Bu statement artık select'in değişmez bir yapısı. Tablo adından sonra ver filtremizi uyguluyoruz. Ver filtresi tablo adından sonra uygulanır. Ver diyoruz. Ne üzerinde, buradaki condition, yani ne üzerinde bir filtre uygulayacağımızı belirtiyoruz. Ve burada diyoruz ki last name'i, yani soyadı king olan bu string bir değer. Eğer string bir değer arama yapacaksak, yani bununla bir filtreleme uygulayacaksak, tek tırnaklar içerisinde yazmamız zorunlu. Aksi halde hata alırız. Last name, yani last name'i king olan kayıtların first name, last name ve salary sütun bilgilerini bana getir. Tekrarlayalım. Bu sorgu içerisinde last name'i, yani soyadı king olan, king'e eşit olan kayıtların first name, last name ve salary bilgilerini bana getir. Şimdi sorgumuzu çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi last name değeri, last name sütunu king olan iki kayıt varmış ve bunları da bize ekranımıza yazdırdık. Bu kadar temel olarak, bu kadar basit. Burada string bir arama, string bir filtreleme gerçekleştirdik. Bir nevi arama da oluyor bu tabii ki. Çünkü last name içerisinde bu king stringini arıyor. Eğer varsa bunları sonuca dahil ederek filtreleme gerçekleştiriyor. Bu şekilde string bazlı bir sorgulama gerçekleştirdik. Burada önemli olan şu püf nokta. Örneğin last name üzerinde arama yaptık. Fakat last name buradaki yazdığımız kolonlar üzerinde olmak zorunda değil. Yani ben buradan last name'i silsem bile, last name'i silsem, sadece first name ve salary kalsa, ancak where filtresini last name üzerinde uygulasam herhangi bir sıkıntı olmadan bu sorgumuz gene başarıyla çalışacaktır ve aynı sonucu verecektir. Sadece burada last name bilgisi yer almayacaktır. Bu yüzden burada where filtresini kullanıyoruz diye burada sonuçlar içerisinde last name'i getirmek zorunda değiliz. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Şimdi karakter bazlı filtrelemeden sonra sayısal bazlı filtrelemeye geçelim. Bu diğerine göre daha sade. Tek tırnaklar kullanmıyoruz. Select first name, salary from employees, where salary üzerinde bu işlemi gerçekleştireceğiz. Salary bildiğimiz gibi maaş, employees yani çalışanların maaşlarını tutan bir sütun. Bu sütun üzerinde haliyle bir string filtreleme gerçekleştiremeyiz. Çünkü orası nümerik bir alan. Nümerik bir alan üzerinde string araması ve filtreleme gerçekleştirilemez. Aynı şeyin tersi de geçerli. Örneğin last name içerisinde gidip bir string değil de nümerik bir değer ararsak aradığımızı bulamayız. Şimdi burada
Ver salary yukarı zaten aynı. Ver'den sonrasını açıklayalım. Ver salary maaşı 9000'e eşit, küçük eşittir var burada. 9000'e eşit ya da 9000'den küçük olan tüm çalışanların first name ve salary sütun değerlerini bana getir. Tekrarlayalım. Çalışanlar tablosunda maaşı 9000'e eşit ya da 9000'den küçük tüm çalışanların first name ve salary bilgilerini bana getir. Bu şekilde çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 9000'e eşit. Evet doğru. Küçük eşittir vardı. Ve 9000'den küçük. En büyüğü 9000 gördüğünüz gibi. 9000'den büyük olma ihtimali yok burada. Küçük olabilir, eşit olabilir ama büyük olamaz. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Bu da aynı sorgu. Sadece büyük eşittir kullandık. Büyük eşittir de buradaki gibi 9000'e eşit ve 9000'den küçük değil. 9000'e eşit ve 9000'den büyük olan kayıtları bize getirecek. Gerisi tamamen aynı. Gördüğünüz gibi 24.000'den başlıyor. 17.000 ve 9.000 var. Ama 9.000'den aşağı olan rakamlar ekrana gelemez. Sorgu sonucunda getirilemez. Çünkü bizim filtremize aykırı olur. Eğer öyle bir sonuç gelirse. Bizim filtremiz diyor ki employees yani çalışanlar tablosunda maaşı 9000'e eşit ya da 9000'den büyük olan tüm sorgu sonuçlarının first name ve salary sütunları bana getir. Şimdi bu sefer eşitlik kullanıyoruz. Employees tablosunda yani çalışanların maaşı 9000'e eşit olanların first name ve salary bilgilerini getir. Evet, gördüğünüz gibi hepsi 9000. Bir sonrakinde burada bir püf nokta var. Dikkat edin. Select first name salary from employees ver salary küçük eşittir 9000 diyoruz. Fakat burası nümerik bir sütun. Nümerik bir sütunda string bazlı bir arama yapıyor. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi burada da istediğimiz sonucu bize getirdi. Bunun sebebi şu. Eğer nümerik bir değer üzerinde filtreleme istiyorsak yani salary maaş bir nümerik değer yani sayısal bir sütun bunun üzerinde işlem gerçekleştiriyorsak ve filtre olarak verdiğimiz değer nümerik bir değerse string tek tırnaklar içerisinde bile olsa bunu sayısal bir değer olarak algılıyor ve Oracle motoru arka taraftaki Oracle Engine bu SQL kodunu yukarıda bunun tek tırnaksız haline yazdığımız şekilde getiriyor. Yani şu tek tırnakları yok varsayıyor. Olmadığını varsayıyor. O şekilde sorguyu gerçekleştiriyor. Bir sonraki sorguda şu şekilde select first name from employees ver salary gene maaş üzerinde bu sefer şöyle bir işlem gerçekleştiriyoruz. Ver'den sonra diyor ki maaşı çarpı 12. Şimdi burada bir işlem gerçekleşiyor. Bu nedir? Çarpı 12. Hemen tahmin ediyoruz. Diyoruz ki maaşı 12 ile çarpıyorsa 12 ayla çarpar. Yani 1 yıllık maaşını bulmak ister burada. Tamam bulduk varsayalım. Burada bu işlem gerçekleşti ve bulduk. Ne işimize yarayacak? Diyor ki bu sorgu sonucunda bu işlem sonucunda salary çarpı 12 işlemi sonucunda çıkan değer 120.000'in 120.000'e eşit ya da 120.000'den büyükse bana o çalışanların adını getir. Kaç kişiymiş? Epey varmış. 19 kişi. Tekrarlayalım. Çalışanlar tablosunda maaşı
maaşının 12 ile çarpımı, yani bir yıllık maaşı 120 bine eşit ya da 120 binden ya da değil, düzeltiyorum, 120 bine eşit ve eşit ya da büyük olanların first name bilgisini bana getir dedim. Ver ile tarih işlemlerine geçiyoruz. Ver ile tarih işlemleri de mantık olarak aynı olsa da tabii ki yapı olarak farklı. Select employee ID, department ID, from job history, ver end date, bitiş tarihi, bunu çıkış tarihi olarak diyebiliriz. Çıkış tarihi eksi start date, yani başlangıç tarihi. Burada bir çalışanın bir şirkette işe başlama tarihiyle çıkış tarihini karşılaştırıyor ve diyor ki çıkış tarihi eksi başlangıç tarihi sonunda oluşacak değer 1500'e eşit ya da 1500'den büyükse bunun bana şu sütunların değerlerini getir diyor. Burada şunu öğrenmek istiyor. 1500 güne eşit ya da 1500 günden fazla çalışanların employee ID ve department ID'lerini listeliyor. Bunu istiyor bu sorgu. Select, tabi bunlar tarih formatında, bunu unutmayın. Tarih formatı üzerinde de sütun yazdığımız için şunu gerçekleştiriyor. İkisi de tarih formatı. Bunlar birbirinden çıkarma, toplama işlemi gerçekleşebilir. Bu tarih formatından işte bunu birbirinden çıkartarak sonucunda Oracle kendisi bunu güne çeviriyor, otomatik olarak güne çeviriyor. Yani arka tarafta hesaplamasını yapıyor ve gün olarak bu sonucu getiriyor buraya. Daha sonra bununla kıyaslıyor. Bu şekilde bir mantık geliştiriyor burada. Şimdi farklı bir filtreleme gerçekleştirelim. Bu da Select Employee ID, Department ID, From Job History, Ver Start Date, yani başlangıç tarihi şu tarih olan. Gördüğünüz gibi tamamen tarih formatında bir filtreleme bu. Ve dikkat edin, yine tek tırnaklar içerisinde gerçekleşiyor. Yani string bir değer olarak göndermek zorundayız bunu. Tarih formatını bu şekilde düzgün formatlı ve string olarak göndermek zorundayız. Ve gördüğünüz gibi start date, burası date türünde bir veri türü, tarih formatı olan bir sütun. Ve gördüğünüz gibi bizim istediğimiz formatta gönderiyoruz. Bu şekilde sorgu sonucu bir kayıt geldi. Şimdi ampersand ile ver filtrelemeyi öğreneceğiz. Ampersand şu işaret. Burada select employee ID, first name, last name, from employees, ver employee ID'si. Ampersand şu işe yarıyor. Ben burada bunu çalıştırdığımda bana küçük bir mesaj box çıkacak. Mesaj box içerisinde benden employee ID'yi isteyecek. Benim verdiğim, yani dinamik olarak verdiğim employee ID'yi alacak. Hemen sorguyu çalıştırıp bana getirecek. Gördüğünüz gibi emp ID 100 deneyelim. Var mıydı? Evet. 100 nolu employee ID'yi gördüğünüz gibi bana getirdi. Şimdi 200'ü deneyelim. Evet, 200 nolu employee ID'yi bana getirdi. Burada ampersand şurada bu işe yarıyor. Gördüğünüz gibi ampersand yazıyorum. Ver filtresinden sonra employee ID eşittir. Neyle eşittir? Hiçbir şey yok burada. Bunu değişken olarak varsayın. Değişken zaten. Ampersand ve buraya bir isim veriyoruz. Bu isim burada karşımıza gelen ekrandaki isim oluyor. Buradaki gördüğünüz gibi. Şimdi altında bir farklı kullanımı var. Bu da select last name,
first name salary çarpı 12, yani bir yıllık maaşını buluyor. From employees where job ID eşittir. Tek tırnaklar içerisinde görev ad dedik. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi yukarıdakinin aynısı, sadece string olarak veriliyor. Burada Saman vardı sanırım. Sağ manager. Evet. Gördüğünüz gibi sağ alt dire man yazdım ve bu job ID'ler içerisinde arandı ve sorgu sonucunda bu işlemler bize gerçekleşerek ekrana getirildi. Evet, where filtresi de bu şekilde kullanılıyor. En temel olarak detaylarıyla inceledik.